Sabah saat 7.57 sularında bugün çalışmaya başlayacağımız ilk seçim büromuz olan İki Çeşmelik mevkinde olan bu seçim büromuz bir taşlı saldırıya uğradı. Bir ismini şu anda bilemediğimiz bir fail tarafından yapılan taşlı saldırıda işte öndeki camlarımız kırıldı. Tabii seçim sürecinde bu tür şeyler olabilir ama arka arkaya işte İYİ Parti arkadan Cumhuriyet Halk Partisi'nin hep tesadüf şeklinde ama burada fail de belli ve failin söyledikleri de çok önemli. Cumhuriyet Halk Partisi bürosu olduğu için taşladım. Bütün oylar AK Parti'ye falan şeklinde. Tabii bu bizleri üzdü. Buradaki arkadaşlarımız o saatte tabii burada olmaması da büyük bir tesadüf. İyi olmuş çünkü karşılıklı şeye girerdi, sıkıntıya girer. Bizler Cumhuriyet Halk Partilileri olarak bu konularda sağduyulu davranmak mecburiyetindeyiz. Emniyet müdürümüz ve emniyet görevlilerimiz gerekli çalışmayı yaptılar. Zaten faili anında yakaladılar. Onlara da buradan çok teşekkür ederim. Soruşturma devam ediyor şu anda. Soruşturma neticesinde nasıl bir karar verilecek? Ama bizi bu tür saldırılar, bu tür yapılan çirkin saldırılar hiçbir zaman yolumuzdan çeviremez. Daha çok bizleri bir arada tutmaya dayanışma ruhunu arttırıyor aslında bu saldırılar. İzmirliler, konaklı hemşehrilerimiz 34 gün sonra bu saldırıların cevabını sandıkta verecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ve biz bu tür saldırılarda herhangi provokasyona arkadaşlarımızı da uyardık. Herhangi bir provokasyona yer vermeden gerekli çalışmalarımızı sahada ve sandıkta sürdürmeye devam edeceğiz. Başkanım, İYİ Parti'ye yapılan saldırıda bir kaza olarak evet, söylenmişti ama burada öyle bir şey söz konusu değil. Direkt olarak kaza parti değil. Zaten görüntüler var ve partiye hedef alacak demeçler ve ifadeler var. İşte ülkenin geldiği durumu da görüyorsunuz. Ufacık bir provokatif olay nerelere götürür? Onun için bizler yöneticiler olarak, ilçe yöneticileri olarak, il başkanımız, meclis üyelerimiz bu konuda mutedil olacağız. Ve az önce de ifade ettiğim gibi çalışmalarımızı sahada yürütüp gerekli bir cevabı, bu tür saldırıların cevabını da sandıkta vereceğiz. Şu an fail ifadesi alınıyor sanırım. İfadesi alınıyormuş. Emniyette yakalanmış zaten. Olayı takip ediyoruz. Şikayetçi olduk zaten. Thank you.